Merhaba arkadaşlar. Ben Süreyya Hoca. Bir kavram, bir video serimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte çizgisel hız kavramı üzerinde duracağız. Hocam, çizgisel hız nedir? Çizgisel hız, dairesel hareket yapan dünya üzerindeki bir noktanın birim zamanda eksen üzerindeki yer değiştirme hızıdır. Yani sevgili arkadaşlar, kabaca çizgisel hız dünyanın kendi eksen etrafındaki dönme hızı diyebiliriz. Biliyorsunuz dünyamız kendisinin etrafında bu şekilde arkadaşa dönmektedir. Batıdan doğuya doğru. Bu taraf batı diyelim. Bu taraf doğu diyelim. Dünyamız batıdan doğuya doğru gün içerisinde günlük hareketini yaparken dönmektedir. İşte bu günlük hareketini yaparken ortaya çıkarmış olduğu hıza biz çizgisel hız ismini veriyoruz. Peki hocam çizgisel hız dünyanın her yerinde eşit midir? Aynı mıdır? Uyarı çizgisel hız ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Bunun nedeni dünyanın küresel Şekilde sevgili arkadaşlar. Eğer dünyamız küre değil de kare olsaydı ya da dikdörtgen şeklinde olsaydı dünyamızın çizgisel dönüş hızı bakın şuraları ekvator düşünelim örneğin. O zaman dünyamızın kendi ikisinin etrafındaki dönüş hızı yani çizgisel hızı her yerde eşit olacaktı. Ama dünyamız küresel bir yüzeye sahip olduğu için sevgili arkadaşlar dünyamızın çizgisel hızı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalmaktadır. Hocam bunu bir örnek üzerinde pekiştirmeye çalışalım. Şöyle bir yorum yapalım buyurun. Aynı enlem üzerine yer alan merkezlerin çizgisel hızları eşittir. Uyarı aynı enlem üzerine yer alan yani ekvatora uzaklıkları eşit olan merkezlerde çizgisel hız da aynıdır sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir küremiz var. Hemen şu küreye bakalım isterseniz. 50 derece kuzey enleminde örneğin x noktası aldım. Bir de şurada y noktası. Değerli arkadaşlar şu anda bu x ve y noktaları aynı paralel üzerinde yani aynı enlem üzerinde mi? Evet 50 derece kuzey paralel üzerinde. O zaman uyarı yıl boyunca bu iki merkezlerin çizgisel hızları eşittir. Niye? Ekvatora uzaklıklar aynı hocam. Ekvatora uzaklıklar aynı olan merkezlerde çizgisel hız eşittir. Bunlardan bir tanesi güney yarım kürü olabilir. Fark etmez bakın. Mesela şuraya çiziyorum bir tane şimdi paralel. Buranın da derecesi 50 diyelim. 50 derece güney paraleli üzerinde. Şurada bir z noktası aldım bakın. O zaman bunların yarım küresi farklı olsa bile uyarı x, y ve z noktaları 50 derece kuzey ve güney paralelleri üzerinde bulunduğu için yani ekvatora uzaklıkları eşit olduğu için sevgili arkadaşlar bu üç merkezinde çizgisel hızları eşittir. Yorumumuzu yapacağız. Şimdi bir de Türkiye haritasına gelelim. Türkiye haritası üzerinde de aynı enlem üzerinde bulunan iki merkez alalım. Örneğin kızları güzel bir şehir. İzmir alıyorum bakın. İzmir. Bir de erkekleri yakışıklı olan bir şehir aldım. Kayseri. Şimdi İzmir ile Kayseri hemen hemen aynı enlemler üzerindedir sevgili arkadaşlar. O zaman buradan şunu anlayacağız. İzmir ve Kayseri ekvatora eşit uzaklıktadır. O zaman İzmir ve Kayseri'nde yıl boyunca çizgisel hız eşittir. Yorumumuzu yapacağız. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü videomuzun da burada sonuna geldik. Kanala yardımcı olmak amacıyla videoyu beğenip sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımızın katıl butonu aktif hale geldi sevgili arkadaşlar. Oradan katıl butonuna tıklayıp kanala destek ve bağlılığınızı gösterebilirsiniz diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.